YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Mama tabii ki dökmeseydi. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu okuyamam. Herkese merhaba. Ben Bahar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6 Kasım Cumartesi. Saat şu anda 4. Bugün Gripin'in konseri var. Saat 7 gibi başlayacak. Benim ise hazırlanmam için 1,5 saatim var. Ne giyeceğimi bilmiyorum. Henüz karar veremedim. Makyajımı yaptıktan sonra karar vermeyi düşünüyorum. Gelin şimdi hep beraber makyaj kısmına geçelim. Önce saçlarımı toplayarak makyaja başlamak istiyorum. Çünkü kaküllerim uzadı biraz. Artık perçeme dönüştüm. O yüzden makyaj yaparken zor oluyor. Tabii ki durmuyor. Buna bir tel toka takmam gerekiyor. Önce makyajıma güneş kremi sürerek başlayacağım. Çünkü ben Zoraten'in tedavisi görüyorum. O yüzden güneş kremi önemli. Gerçi ondan önce de kullanıyordum ama tabii ki dökmeseydim. Biraz kuruduğu için buraları biraz pütür pütür. Çok böyle kuruluk hissetmedim ama bir ayım bitti. Daha sonra bu Zoraten tedavisiyle ilgili bir videoda çekip detaylı anlatmak istiyorum. Bazen böyle kocaman yazarım. Bazen bu kadar küçük yazarım. Evet, şimdi fondötenim oturdu. Aslında fondöteni ben günlük hayatımda kullanmam. Böyle bir yerden bir yere gideceğim zaman kullanırım genellikle. Evet, şu anda fondöten kısmı bitti. Bana yakın arkadaşım önerdi. Bu Aknes kullandı galiba. Tam emin değilim. Dudaklarına bir tek bunun iyi geldiğini söyledi. Birçok şey kullandı. O yüzden ben de hiçbir şey denemeden direkt bunu aldım. Ya mavi ya da kahve tonları bir şey giyeceğim. Ona göre uygun bir makyaj yapmam gerekiyor. Neyle başlasam? Yorgun olunca horluyorsun galiba. Sen de yorgun olunca konuşuyorsun. Bip! Böyle bir şey olmuyor. Ya ben konuşmam aslında ama rüya görüyorum bazen. Oluyor herhalde. Evet, rüya gördüğüm için zaten. Bir kere tatlı hissedin. Bir kere geldiğinde ne oldu ya? En son Ankara'dan geldiğinde bak onu hatırlayamıyorum. Saat şu anda kaç? Kaçamaz. Bazen oda arkadaşlarım güzel espriler yapabiliyorlar. Ben göz altlarımı da far uyguluyorum. Çünkü buna çok alıştım. Ve genelde makyajı tamamladığını düşünüyorum. Şimdi gelelim en zorlu kısma. Eyeliner çekmek. Siyah ve bunu çok seviyorum. 2-3 yıldır hep bunu kullanıyorum. Başka hiç eyeliner almadım. Kaşlarıma bu pastelin kaş sabitleyicisini kullanıyorum. Ve bunu da bir YouTuber'dan görerek almıştım. Çok övüyordu. Ama ben öyle çok kaşlarımı sabit tuttuğunu düşünmüyorum. Yani bir saat falan sabit tutuyor. O kadar. Benim kaşlarım genellikle düşüyor hep. Maskara kullanacağım. Ve makyajımız bitiyor. O kadar çok şey denedim ki. Rimel. Ama hiçbiri benim kirpiklerimi bunun uzattığı kadar uzatmıyor. Benim kirpiklerim çok düz. Hiç kıvırcık değil. Kıvrılmıyor yani. Ve eskiden şeyi kullanıyordum. Kirpik kıvrıştırıcı. Ve onunla kıvıra kıvıra kirpiklerimi kırmıştım ve bir daha korkar oldum. Bunu kullanamıyorum. Şimdi makyajım bu şekilde oldu. Bitti. Şimdi ne giyeceğime karar verebiliriz.
Neyse ben giyinip hemen geliyorum. Artık saçlarımı yapmaya geçebilirim. Hatice hazır mısın? Ben hala hazır değilim. Saçlarımı tarayayım. Odayı temizledik ve saç döküyorsun istemiyorum. Şunu açalım. Görünüyor muyum? Evet. Şu an saçlarımın bitmiş hali. Bu biraz daha düşecek tabii ki. Yaklaşık bir 10 dakika sonra belki yarım saat sonra düz bir halde karşınızda olabilirim. Çünkü çok çabuk sönüyor saçlarım. Şimdi takılarımı değiştireceğim. Şu küpelerimi takacağım. Hazırım. Azıcık kaldı. Şu çantamı almayı düşünüyorum ama bunun kodlarını çıkartmam lazım. Bu çanta hem sırt çantası olarak kullanılabiliyor. Şöyle göstereyim. Hem de yandan asılabiliyor. Yine çantamı hazırlayıp kızlar yanına gideceğim. Sonra çıkarız büyük ihtimalle. Evet, bu şekilde hazırlandım. Şimdi kızların yanına gidelim. Bakalım hazırlamışlar mı? Hello. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Aa, çok şıksın. Evet, Meyru'muz da hazır. Hepiniz çok şık olmuşsunuz. Merhaba arkadaşlar, ilk defa makyajla çıkıyorum karşınıza. Hadi gidelim. Ben de bakamıyorum kameraya. Bizim konserimiz üniversiteye yakın bir AVM'de. Burada Esas Bey geçiyor. Şimdi oraya gidiyoruz. Çok uzak değil, 15-20 dakika sürüyor mu? İşte o kadar sürüyor. Biz şimdi çıktık. Köftecisi'ne gideceğiz. Bir şeyler yiyip geçeriz artık. 7 gibi 7.30 gibi gelir herhalde diye düşünüyorum. Adamları arıyorum. Alo. Bugün Tuğçe arkadaşın yanında kalacak çarşıdan. Biz döneceğiz yurda geri. Yarın ben geçerim. 11.30'da yurda giriş kısıtlaması var ya, 11.30'dan sonra sıkıntı oluyor. O yüzden 11.30'dan önce gelmemiz gerekiyor. Büyük bir ihtimalle 11 gibi falan geliriz diye düşünüyorum. Burası çok güzel çıkıyor. Evet. Bebeğim var arkadaşlar. Ay. Şu an biz otobüse binmek için biraz ses mi oluyor? Yani biraz yürümemiz gerekiyor. Yemekhanenin üstüne çıkmamız gerekiyor. Çünkü aşağı kısımdan binince otobüs dolu oluyor. O yüzden yukarı çıkıyoruz. Burası Fen Edebiyat Fakültesi. Normalde şuradaki duraktan biniyoruz. Ama orası çok dolu olduğu için bir sonraki durağa gidiyoruz biz. Orada bineceğiz yani. Bak abi, sizi sporunu atıyor. Bir de yanlış sessiz aldım. Manzarayla çok güzel çıkıyorsun. Ben kendi manzarayım zaten. İşte bu da benim manzaram. Şurası BESYO. Şurası İBF ve Sağlık Bilimleri Fakültesi. O ikisi, yani iki fakülte bir arada. Normalde bizim Sağlık Bilimleri Fakültemiz tıp fakültesinin oraya yapılıyor. Ama şimdilik buraya geliyoruz ve bu yokuş bizi mahvediyor. Şimdi şuradaki konsere geldik. Bundan önce köfte cücüsü yemek yiyeceğiz. Geldik köfte cücüsü. Ben de porsiyon yiyeceğim. Sen tatlı da istiyorum. Köfte incik karışık.
Evet. 200 gram köfte incik karışımı. Ben bir porsiyon köfte alacağım. Köfte incik 3 porsiyon olacak. Evet. 200 gram köfte incik 3 porsiyon. Teşekkürler. Arkadaşlarım karışık söyledi ama ben sadece köfte söyledim. En sevdiğim sebze ya da meyve domates. En sevdiğim de yeşil. Zeytinli poğaçaya bayılırım. En sevdiğim de elbise ya da sebzeden salata olur. En sevdiğim renk siyah. Çok fazla sıra var. Geldik, konser bitti ve saat şu anda 10.30. Anca gelebildik, biraz kalabalıktı. Biraz fotoğraf falan çektik, oyalandık. O yüzden bu saat oldu, 9.30 gibi falan bitti normalde konser. Yani güzeldi, çok fazla dans edemedik ama değil mi? Konser güzel miydi? Ben beğenmedim. Yani neden? Şeyden dolayı beğenmedim. Konum ve müziklerden. O sahne orada olmamalıydı. Çünkü yani bir AVM'nin ortasındaydı. İçinde o şekilde olmadı ve yani kendi şarkıları da çok fazla duyamadık. Hareketli. Ben duydum ama biraz hareketli şarkılar değildi, daha çok böyle melankolik miydi? Gripin zaten öyle ki ya. Evet, öyle şarkılar vardı ama yine hava değişikliği oldu tabii ki. Dışarıda daha çok güzel olurdu. Cezamda daha çok eğlenmiştim. Orada mesela ayaktaydık ve dans edebiliyorduk. Ortamı güzeldi bence. Ben... Ama gene iyiydi. Tuğçe'miz yok. Bir kişi eksik. Evet. Tuğçe bugün arkadaşına gitti. Orada kalacak. Nurefşanlar'da. Biz de geldik. Şu ayağımdaki çizmeler beni mahvetti. Odama gidip biraz dinlenmek istiyorum. Peki. Sonra belki ders çalışırım. Ama görüşürüz. Odama geldim ve aşırı derecede yorgunum. Çünkü çizmelerim gerçekten beni mahvetti. Ayaklarım çok ağrıyor. Şimdi üzerimi değiştireceğim. Makyajımı falan çıkartmam gerekiyor. Sonra biraz dinlenirim. Belki ders çalışırım çünkü vize haftama bir hafta kaldım. Hatta 8-9 gün falan diyebilirim. O yüzden biraz onlarla uğraşmak istiyorum.
Ya girerken oda kartını bulamadım. Bizim odalarımıza kartı okutarak giriyorsun. Herkesin bir kartı var. O yüzden kartımı bulamadım. Simge arıyorum, telefonu çalıyor odada ama kendisi yok. Sonra bir kapıyı şöyle bir yokladım. Kapı açıkmış. Bizim kapı biraz çok çekince kapanıyor. Şansım açıkmış ve o şekilde girdim. Yoksa kapıda bekleyecektim. Bu benim çorap sepetim. Genelde çoraplarım düzenli dursun, hepsi bir yerde olsun diye buraya koyuyorum. Ah, gerçekten yoruldum. Çantamı boşaltayım. Böyle kartlarımı genellikle çantalarımın içine attığım zaman hangi çantada neyimin olduğunu unutuyorum ve kartlarım hep çantada kalıyor. O yüzden artık gelir gelmez çantada ne varsa boşaltıyorum. Çıkartacağım. Ve şu an en mutlu olduğum an diyebilirim. Çünkü makyajımı çıkartmak, o yüzün böyle ferahlaması aşırı hoşuma gidiyor. Yani yüzüme hele fondöten sürdüğüm zaman çok ağırlık oluşuyor bende. Ben Bioderma'nın bu şeyini kullanıyorum. Hassas ciltler için olanını kullanıyorum. Normalde La Roche'unkini kullanıyordum. La Roche-Posay'ın Effaclar serisini kullanıyordum. Sevicilerim çıktığında benim. Yaklaşık 2-2,5 yıl falan onu kullandım. Gerçekten etkisi oluyor. Cildi güzel arındırıyor. Ama bunu şey için aldım. O bitti. Doratene'nin kullandığım için, yüzüm biraz hassaslaşacağı için, veneme ihtiyaç duyduğu için o biraz daha kurutucu olduğu için onu kullanmadım. Bunu önerdi doktorum. O yüzden bunu aldım. Hassas ciltler olanı. Ve şu an yüzüm hafif böyle gerildiğini hissediyorum. Çünkü yavaş yavaş artık cildim kuruyor diye düşünüyorum. Ve ben şey kullanıyorum. Bu Neutrogena'nın besleyici bakım kremi. Bu biraz daha yoğun bir krem oluyor. Normalde bu kremi, yani bu ilacı kullanmadan önce, zoratin tedavisinden önce kullanamıyorum. Çünkü yüzüm çok yağlı yağlı yapıyordu. Şimdi gerçekten cildime iyi geldiğini düşünüyorum. Şimdi bütün yapacağım işleri hallettim. Kıyafetlerimi değiştirdim. Yüzümü yıkadım. Dişimi fırçaladım ve şu anda artık dinlenme aşamasına geçmek istiyorum. Simge gelmiş. Ben geldim. Tatmayız. Beni boş yere yorma. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş buldum. İşte hoş buldum. Azıcık canım ikiyor. Çok yoruldum. Kendisi biraz konserden sonra gezdi. Birazcık. Sen bugün geldiğine davet yurda, yoksa gelmeye de bilirdin. İşte bu kız böyle. Sizce biz köfte tuzluktan çıkıp tekrar acıkıp da ben yemek hazırlayıp yiyor muyuzdur? Hemen size gösteriyorum soframızı. Evet. Sarmamız, tavşan derilemesi, burada bitmek üzere olan kurabiye, zeytin, reçel, domates, çay, ekmek. Bu ne? Salça. Daha ne olsun? Şimdi biz afiyetle yiyeceğiz. Kapatıyorum. Gerçekten. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.